1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, Amerika'nın köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1964, Amerika Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. Fransız tenisçi René Lacoste, Paris'te dünyaya geldi. Lakabı Timsah olan tenisçi, 1920'lerin en başarılı tenisçilerinden biriydi. Dört silahşörler denen tenisçilerden biri olarak 1927'de Fransa'nın Davis Kupası'nda 6 yıl sürecek üstünlüğünü başlatmıştır. Ayrıca tenisi bıraktıktan sonra kurduğu spor giyim şirketiyle de tanınır. 1925 ve 1928'de Wimbledon tekler, 1925, 1927 ve 1929'da Fransa Açık Tenis Turnuvası tekler birinciliğini kazandı. Ayrıca 1926 ve 1927'de de Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonluğunu iki kez kazanan ilk yabancı tenisçi oldu. 1979, İngiliz oyuncu Rebecca Mather, İngiltere Cambridge'de dünyaya geldi. All My Children adlı dizide Morgan Gordon rolünü oynadıktan sonra 2006 yılında Fox'un Justice dizisinde rol aldı. 2008 başlarında ABC'nin Lost dizisinde Charlotte Staples Lewis adlı bir antropoloğu canlandırmaya başladı. 1566. Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog olan Nostradamus, Fransa'nın Provence bölgesinde yaşama veda etti. Nostradamus soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlaç ve tıp konusundaki ilk eğitimini 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531'de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da eşi ve çocukları 1534'teki salgın sırasında öldüler. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denebilecek Julius Caesar Scaliger adlı İtalyan'dan okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı. Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555'te Salon de Provence'e yerleşti. Toplam 10 adet olan ünlü yüzlüklerinin ilk kitabını 1555'te Lyon'da yayınladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için yüzlükler adıyla tanınırlar. 1558'de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti. 1560'da saray hekimliğine atandı. Ünü giderek yayılan Nostradamus, Katrin de Medicis'in astrologlarından biri haline geldi. 1564'te Catherine de Medicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve Kral 9. Charles'ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581'de kehanetlerinden dolayı kilise tarafından aforoz edildi.
1961. Amerikalı yazar Ernest Hemingway, Ketchum, Idaho'da kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi. 1899 yılında Oak Park, Illinois'de dünyaya gelmiştir. Yazar, kısa ve gösterişsiz yazı tarzı ile bilinir. 20. yüzyıl kurgu romancılığını etkilemiştir. Hemingway'in kahramanları genelde kendisinin bir yansımasıdır ve zor durumlarda gururlarını korumaları gerekir. Hemingway'in çoğu eseri bugün Amerikan edebiyatının başyapıtlarından kabul edilir. Başlıca eserleri Yaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda, Güneşte Doğar. Aziz Oliver Plunkett. İngiliz kökenli Aziz Oliver, inancını savunurken şehit düşen inanlılardandır. 1629 yılında County Meath'te dünyaya gelen Aziz, rahiplik eğitimi almak üzere Roma'ya gitmiş ve orada rahip olarak atanmıştır. Hizmette geçirdiği yılların ardından İrlanda'nın Armagh bölgesine başepiskopos olarak atanmıştır. 1673 yılında tekrar başlayan anti-Katolik hareketi ve zulüm dönemi esnasında görevini gizli bir şekilde yürütmek zorunda kalır. Birçok rahip sürgüne gönderilir. Katolik okullar kapatılır. Kilisedeki ayinler gizlice yapılmaktadır. Bir süre sonra başepiskopos Oliver yakalanır ve 1679'da Dublin Kalesi'ne kapatılır. 15 dakikalık bir yargılamanın ardından jüri onu isyana teşvikten suçlu bulur. 1681 yılında asılarak idam edilir. Canterbury'nin ilk Protestan başepiskoposu olan Thomas Cranmer dünyaya geldi. Cranmer aynı zamanda Anglikan Kilisesi'nin en önemli litürjik kaynağı Dua Kitabı'nın yazarıdır. Cranmer aynı zamanda dinsel konulara açıklık getirdiği 39 Makale adlı eserde kaleme almıştır.